Merhaba çocuklar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni video hazırlıyorum. Bu videonun konusu makine çeşitleri ve dövmeye ilk başladığınız zaman hangi makineyi kullanmanız gerekiyor? Hangi tarzlarda çalışmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Çok soru geliyor bana bunlarla ilgili. Gerek Instagram'dan gerek YouTube'dan. Şu şekilde şöyle söyleyeyim. Bir takım arkadaşlar işte orada burada absürt reklamlarda herkesin kalem dövme makinesi kullandığını görüyor. Fakat arkadaşlar bu çok sağlıklı mı, sağlıksız mı? Hangi tarzlarda bunlar kullanılıyor? Hangi tarzda bobinli kullanılıyor? Hangi tarzda rotary kullanılıyor? Hangisi daha rahat? Hangisinin vuruş açısı daha iyi? Hangisi hangi tene göre daha kaliteli iş çıkarıyor? Bunları anlatacağım size. Bugünkü konumuz bu olacak. Çünkü bunlar ile ilgili çok fazla soru geliyordu. Bunlara başlayacağız arkadaşlar. Şimdi gelin sizlere başlayalım. Neyi nasıl ne şekilde kullanacaksınız? Evet. Şimdi geldik makinelerin tanıtımına ve hangi makinenin hangi şekilde hangi durumlarda kullanılması gerektiğine. Dediğim gibi birçok kişi set alırken pen almaya çalışıyor. Sonra pen ellerinde kalıyor. İlk aldığınızda nasıl elinizde kalır? Şunu şöyle söyleyeyim. Pen makine yumuşak vuruşlar yapan kartuşlu bir sistem ile çalışır. Tamam mı? Bu da soft dövme işlerini yapmanız için gölgeli, realistic, black gray, renkli, realistic, ondan sonra watercolor gibi yarayan, işi kolaylaştıran bir taz dövme makinesidir. Ve vuruşu hafiftir, daha dengelidir, daha sağlamdır. Bu ileri düzey için arkadaşlar dövme makineleridir ve biraz daha maliyetlidir. Çünkü kartuşu var, oyu var, buyu var. Ben tercih etmiyorum açıkçası. Tarzım gereği pek tercih etmiyorum ama pen makinem de var. Birçok makinem var. Size şöyle göstereyim. Chen diye geçiyor bunlar biliyorsunuz. Bu da sessiz. Buradan ayarlanan bir makine çeşidi. Şöyle. Genelde arkadaşlar bunlara 6-7 bin lira, 8 bin lira, 9 bin lira, 10 bin lira gibi paralar veriyorlar. Ben bunları çok ince watercolor ya da böyle soyut çalışmalarda kullanmaya çalışıyorum. Yani bunlar bu şekilde o tarz çalışmalarda çok iyi. Minimal ince çalışmalarda tık takıyorsun kartuşunu abi. Rahat bir şekilde çalışıyorsun. Ama sen gelip buna işte 13'lük, 9'luk takıp old school bir çalışma yapmaya çalıştığında zorluyor seni. Çünkü naif makina. Tamam bunların çizgileri de var ama gene tatmin etmiyor. Bir bobininin sertliğini vermiyor arkadaşlar. Adam güzel sanatlardan çıkıyor. Dövmenin ne kültürünü biliyor, ne old school'unu biliyor, ne traditional'unu biliyor, ne geleneksel polonezasını biliyor, ne maorisini biliyor, hiçbir şeyini bilmiyor. Eline veriyorlar adamın sessiz makine diye artistliğe. Adam onunla başlıyor. Sonra bobinli makine alınca diyor ki, aa bu neymiş ya? Bu bobini daha şey diyor yani, kullandığı çalışmalar sert. Bunlar kuş diyor gibi kullanmak için. Şimdi millete dayıyorlar, veriyorlar işte kurslarda orada burada pen makine. Geçtim. Sen bununla her çalışma yapamazsın ki bunlar belirli çalışmalar için. O yüzden bir insan tek başına pen ile çalışmamalı arkadaşlar. Birçok makineniz olacak. Fakat pen farklı bir aşama. Sonraki aşamada soft çalışma. Şimdi siz dövmeciliğe başlıyorsunuz. Elinize pen veriyorlar. Hayda. Ulan önce bir dur. Geleneksel makineyi görelim mi önce? Bobinliği bir görelim önce. Bobini ne? Bu iş yıllardır yapılıyor. Bobinli makineyle yapılıyor. Geleneksel yapılıyor. Bambuyla vura vura yapıyorlar. İğneli kaktıra kaktıra handpoke yapıyorlar. Sen hemen ne oldun oğlum? Neysin lan? Hemen geçiyorsun şeye. Rotary'ye. Rotary diyorum şeye. Pen makineye. Kim giriyor aklına? Realistlik çalışan arkadaşlar. Kardeşim bu insanlar önce ders verirken bir şeyler öğretirken önce ana kökeninden bahsedeceksin. Başlayacaksın. Sen direkt alıp bu insanların eline pen makineye verirsen millet sonra gerçek makine geçtiklerinde bu neymiş abi yapamıyorum diyecekler. O yüzden ilk başta, ilk aşamada başladığınız zaman arkadaşlar peni tercih etmeyin. Gereksiz. Gerçekten öyle. Çünkü ilk aşamada ana kültürden, ana seviyeden başlamamız gerekiyor. Bobinlidir bu da arkadaşlar. Bobinli makine geleneksel bir makine olarak geçiyor bugünden. Bugüne, günümüzden bugüne. Şöyle göstereyim. Bobinli makine, ben de bobinli kullanıyorum. Çizgilerde genellikle bobinli makine kullanıyorum arkadaşlar. Bobinli makine güzel çekiyor abi. Vuruşu iyi. 9, 13 gidiyor işte. 15, 17 sallıyorum. Çizgisine kadar gidebilen makineler arkadaşlar. Bunlar çizgi için bakın. Büyük old school kalın çizgiler için kullanılabilir şeyler. Yani old school için kullanılabilirsin bunu. Bir şey yok.
Ama sen gidip old school için işte ben Cheyenne kullanacağım, işte bilmem ne pen kullanacağım. Adam diyor ki abi diyor pen makine var mı? Şeyden soğumak istemiyorum. Dövme yapmaktan olur mu? Sen neyden soğuyorsun? Önce biz sıfırdan başlayalım. Pen nedir? Görüyorsunuz abuk sabuk reklamlarda. Onlara herkes reklam veriyor zaten artık. O ayrı bir durum da. Pen ne öyle? Ya abi önce kökenini ne? Sen bu adama çizgiyi, gölgeyi, dolguyu, hangi makinenin hangi şekilde neyi işlediğini öğreteceksin. Adamın eline pen vererek olmaz. Aa rahat. Siz de bir şey yaptım sanıyorsunuz. Bir hafta ders verip gönderiyorlar. Siz de diyorsunuz aa çözdüm. Nah çözdünüz. Elimde başka bir roteri makine var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir makinamız var. Bu da pahalı bir makine yani dediğim civarlarda. 6 bin lira, 7 bin lira, 5 bin lira tahmini söylüyorum. Mesela ben bunu da kullanmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü çizgiyi düzgün bir şekilde bana vermiyor. Arkadaşlar. Bu makineler bir sonraki aşama soyut böyle soyut çizgiler çalışan insanlar için, soyut bir şeyler yapan için, dövmeler yapmaya çalışanlar için. Sonra tarzına, türevine göre makinelerin çeşitlenecek bakın. Tarza ve türeve göre makineler çeşitleniyor arkadaşlar. Yani sen bu sefer soft bir çalışmayı, soft bir çizgiyi bobiniyle atamazsın. Atamayacak hale geliyorsun. Bu sefer bobinli kullanmıyorsun. Bu sefer farklı makinelere yöneleceksin. Ama ilk önce dediğim gibi sıfırdan başladığında bobinli makineyi çözmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Bu yüzden bana sorup durmayın. Pen mi? Pen mi? Reklamlarda görüyorum herkes pen kullanıyor. Ya kardeşim böyle şey çöp adam çizen adam dövmeci oldu. Yamuk yumuk çizgi çeken adam dövmeci oldu. Neymiş? Güzel sanatlarmış. Siktir lan oradan pezevenk güzel sanat. Ne güzel sanatları geç bunları kardeşim. Dövmenin kökeninde güzel sanatlar mı var? Dövmenin kökeninde, dövmenin tarihinde adam aa ben Mimar Sinan'dan çıktım dövmeciyim. Ya siktir oradan lan yavşak. Anladın mı? Geçin bunları. Bu geleneksel bir yöntemdir. Geleneksel bir durumdur dövme arkadaşlar. Öyle artist at kafası insanlara bakmayın. Onlar artistik yaparlar. Cebinize parayı koyarlar. Sonra siz de aa makine ne yapacağız şimdi? Götüne sok kardeşim buyur. Küfür de diyorum. Kardeşim ne yapayım yani ne yapayım? Adam birinci basamağa geçiyor. Beşinci basamaktan başlamaya çalışıyor. Daha dur lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tarz seç. Bir bölüm seç. Ne tarz çalışacağını bil. Dövmeciliğin ne olduğunu öğren. Pen makine, pen makine. Yani bunlar yanlış. Bilginiz olsun arkadaşlar. Pen makine ilk başta önermiyorum. Ama illa alacağım, kullanacağım diyen arkadaş varsa alsın. Çok da şey değil yani illa yapabilirse ne mutlu ona ama ilk başta öğrenecek olan arkadaşlar dostlarım için, kardeşlerim için bunu söylüyorum. Bobinle sizin için daha sağlıklı ve daha uygun gelecektir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben kaçıyorum. Sinirlendim amına koyayım.